Arkadaşlar merhaba. İstanbul Kent Üniversitesi 2022 soru cevap videosuna hoş geldiniz. Bugün sormuş olduğunuz soruları cevaplamaya çalışacağım. Elimden geldiğince objektif olmaya çalışacağım ve artısıyla eksisiyle avantajlarıyla dezavantajlarıyla İstanbul Kent Üniversitesi'ni yorumlayacağım. Birinci sorumuz yurtlar ve maddi durum. Bizim üniversitemiz İstanbul Kent Üniversitesi Taksim'de olduğundan kaynaklı çok pahalı bir semte sahiptir. Turistik bir semttir. Yurtlar çok pahalıdır. Özellikle enflasyondan kaynaklı da şu an. Eskiden pahalıydı. Şu an çok daha pahalı olduğunu düşünüyorum. Eğer ki tam burslu gelseniz dahi Maddi durumunuz çok iyi değilse yurtların sizin canınızı yakması çok olasıdır. İkinci sorumuz eğitim. Eğitim arkadaşlar teorik eğitiminin iyi olduğunu düşünüyorum. Aslına bakacak olursak pratik eğitimi de güzeldir, iyidir. Uzman hocalarımız var. Burada profesörlerimiz var. Lakin geçmişte çok daha iyiydi. Bazen olabiliyor yani yeni hocalarımız ufak tefek staj sırasında iğneleme yapabiliyor. Hoş değil. Bunu eleştiriyorum. Sen öğrencisin, haddini bil, nasıl eleştirirsin bir öğretmeni falan değil arkadaşlar. Çünkü akıl yaşta değil, baştadır demiş atalarımız. 10 yaşındaki bir çocuk 80-90 yaşındaki bir insandan çok daha olgun olabilir. 80-90 yaşındaki adam hala aklını başına almamışsa, insanlara iğneleme yapıyorsa, diliyle yılan gibi sokuyorsa, insanların, hocaların kendi akranlarının yanında başka, öğrencileriyle birebir kaldığında başka davranıyorsa, o insanın karakteri yeterince oturmamıştır diyebiliriz. Bazı insanlar da iyi bir insan olmayı tercih etmiyor olabilir kötü bir insan olmaktan hoşlanıyordur. Oylama denen bir şey var bizim üniversitemizde. O dersin vizesinin finaline bakarken, sınav notuna bakarken oylamadan geçiriliyor, geçiriliyor hocalar, dersler. Anlattıkları birçok oylama var. Yani benim anlattıklarım birkaç, yani bir iki tane ciktedir. Anladın mı? Bu bir iki tane hoca da zaten genel olarak herkese aynı muameleyi gösteriyor ve genel olarak öğrenciler tarafından sevilmiyorlar. Ama onun da içindeki hocalar çok iyi hocalarımız arkadaşlar. Ben seviyorum. Bazı hocalarımız çok anaçtır. Sinem Tokaç gibi, Dilan Topuz gibi, Mustafa Pekmezli gibi. Bu hocalarımızı biz çok severiz. Abi abla gibidir bu hocalarımız. İstanbul'da öğretim üyesi kadrosu olarak en iyi kadro bizim üniversiteye ait arkadaşlar. Kimi branşlarda iki tane profesör bulunuyor. Bizim üniversitemiz branşlarında en kaliteli, en bilindik profesörleri toplamışlar. Marmara Üniversitesi'nden, Çapa'dan toplamışlar. Bizim üniversiteyi almışlar. Uzmanlarımız duslular, doktorullar, alanlarında çok iyiler. Özel mi, devlet mi? Şimdi iki ayıracağım. Devletin de avantajları var, özelin de avantajları var. Ve her ikisinde de dezavantajı var. Nasıl? Özelde okursanız arkadaşlar size... Çiçek gibi davranırlar. Devlette de mobbinge uğramanız çok daha olasıdır. Herhangi bir hocayla tartışma durumunda bir seneniz heba olabilir. Sınıfta kalabilirsiniz. Stajlarınızda kalabilirsiniz. Eğer bir hoca size kafayı takarsa sınıfta kalabilirsiniz. Bunların hepsi olası. Peki devletin avantajları ne diyebiliriz? Yeni gelen kanunla 5. sınıfta Askeri ücret alıyoruz. Devlete bağlı diş hekimliği fakültelerinde. Şimdi özel bir üniversite SSK'ya bağlanırsa acaba o da devlet üniversitedeki öğrenciler gibi Asker ücret alacak mı? Akıllarda böyle bir soru var. Ama yani benim tahminimce %90-%95 almayacağız arkadaşlar. Almayacaklar. Beşinci sorumuz %25 burs %50'ye yükseldi. Sıralama artar mı? Şimdi şöyle bir şey. Eğer ki ücretleri stabil tutarlarsa sıralama artmaz. Atıyorum %25'in fiyatı 10.000 iken attım yani. %50'nin fiyatı 10.000 olursa artmaz. Ama %25'in fiyatı 10.000 iken %50'nin fiyatı 3000 olursa artan mantıken insanlar fiyatlamayı da özel üniversite yazarken göz önünde bulunduruyorlar. Belki en üst sıralarda göz önünde bulundukları seçimler bu oluyor. İngilizceden Türkçe'ye geçiş yapılır mı? Arkadaşlar şu ana kadar hiç böyle bir şey duymadım. Bunlar birazcık daha üst kurula çıkıyor. Konuşuyorlar, bakıyorlar. Yani bunu beni cevaplamam çok zor. Bunu cevaplayamayacağım ondan dolayı. Dersler full İngilizce mi? Yani İngilizce yazdığım zaman. Evet arkadaşlar benim bildiğim, yanılıyorsam İngilizce okuyan arkadaşlar yazsın arkadaşlar. İngilizce okuyan tüm dersleri İngilizce oluyor. Burs kesilmesi. Arkadaşlar bizim üniversitemizde burs kesilmesi hiç duymadım, görmedim. Ee, belki disiplin suçunda olabilir. Onu da işleyen şu ana kadar olmadı. Yine duymadım. Alttan alma var, yazı okulu var. Burs kesilmesi yok diyebiliriz yani bizim üniversitemizde. Bu konuda hiçbir sıkıntınız olmasın. Hasta görme hasta potansiyeli. Arkadaşlar ben 4. sınıftım. 4. sınıfta yeterince hasta göremediğimizi belirtmeliyim. 5. sınıfta SSK ile anlaşması yapılacağı söyleniyor. Hatta 4. sınıfta söyleniyordu. İlk bir ay içerisinde yapılacağını, hızlandırılacağını söyledi. Ama 4. sınıfta SSK ile anlaşma yapılmadı. Bakalım 5. sınıfı bekliyoruz. Umarım yapılır. 5. sınıfta SSK ile anlaşma yapılırsa hasta potansiyelinde ciddi bir artış gözlenecektir diye tahmin ediyorum. Ama şu an için 4. sınıfta yeterli hasta göremediğimizi belirttim. 10. sınıf tavsiye eder miyim? Avantaj dezavantaj. Arkadaşlar tavsiye eder miyim? Yani ederim de etmem de. Yani şu anki kafam olsaydı ve şu, an, bu şu anki kanun çıkacak olsaydı ben bir sene daha mezuna kalır devlet yazmayı tercih ederdim diye düşünüyorum. Çünkü 5. sınıfta hem askeri ücret alamamak hem de yeterince hasta bakamamak bir miktar üzüyor. Ama Rahat rahat geçebiliyorsun sınıfı, sana çiçek gibi bakıyorlar, çiçek gibi muhabbet ediyorlar. Hastanesi kampüs içinde mi? Evet arkadaşlar hastanesi hemen kampüs içinde. 2021 yılında çektiğim vlogu izleyebilirsiniz, hastanesine bakabilirsiniz. Onun şu an açılmış ve aktif olarak hastalar geliyor, yani hocalarımız hastalığa aktif bir şekilde bakıyorlar. Fantomlar yeterli mi? Evet arkadaşlar çokça fantom sınıfı açmışlar, gördüm. Baya baya fantom mevcut. Evet yeni bir kampüs açılmış arkadaşlar. Kağıthanede. İçerisinde güzel bir spor salonu var. Yeni gelenler yararlanabilecek. Bu çok güzel bir şey bence. Farklı kampüslerdeyiz. Yerleşim yeri. Arkadaşlar bizim biliyorsunuz ki yerleşim yeri Taksim'de dedik. Taksim gece hayatının olduğu bir mekan. Ben gece hayatına sahip bir birey değilim. Fakat eğer siz gece hayatına sahipseniz ve aynı zamanda maddi gelirinizde iyiyse, yüksekse ben uçar kaçarım, eğlenirim eğlenmek istiyorum diyorsanız tam size göre bir semt. Ücret artışı. Arkadaşlar ücret artışı genelde %10 genelinde olduğunu söyleyebilirim. Fakat yeni artışlar ne olur bilemiyorum. Enflasyondan kaynaklı. Sınav tarihleri geç açıklanıyor mu? Evet arkadaşlar sınav tarihleri çok geç açıklanıyor. Bu konudan hepimiz muzdaribiz. Çap imkanları. Diş hekimliği fakültesinde çap yapanı şu ana kadar rastlamadım. Çünkü diş hekimliği fakültesi zor bir fakülte. Yani çap yapmak isteyen yapar da. Zaten diş hekimliği fakültesi yetiyor yani sana. Daha Ekstra bir şey okumana gerek yok. Diş şekilde bitmez. Oku oku öğren öğren tonlarca şey var. Ama farklı bölümlerde çap yapanlar gördüm. Atıyorum fizyoterapistten ya da psikoloji okuyorsan başka bölümlerde çap yapanları gördüm. Çap imkanları var. Anlaşmalı yurtlar var mı? Benim zamanımda arkadaşlar anlaşmalı yurtlar var ama yoktu. Yani seni götürüyor anlaşmalı yurt diye ama fiyat konusunda herhangi bir şey değişiklik olmuyor. Yok diyeceğim yani buna. Yani gittiğinizde e, siz de görebilirsiniz. Burada öğretim görevlisi Doktor Abdülatif Tosun'a teşekkürlerimi iletiyorum. O anladı. O üniversitemizin krallarından, reislerinden biridir. Eğer onunla karşılaşırsanız selamlarımı iletin. Kendisi size her türlü konuda yardımcı olur. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Aklınıza takılan soruları yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Kanala abone olup like atıp bildirimleri açarsanız sevinirim. Bu kanalda Diş Hekimliği Fakültesi ve Diş Hekimliği hakkında bilgiler göreceksiniz. Elimden geldiğince faydalı içerikler çekmeye çalışıyorum. Hoşçakalın, başarılı bir hayat dilerim sizlere.